Evet, herkese günaydınlar. Daha henüz otele ayak uyduramadım. Az önce çayım bitti, bardağımı aldım. Çay sırasına geri gittim. Dedim ki, bacım bir bardak çay alabilir miyim? Kız dedi ki, beyefendi bardağınız masanızda kalsın, buradan yenisini veriyoruz. Peki, sen bulaşık çıksın istiyorsan derdi benim aldı. Şimdi inadına 5 bardak çay içeceğim. Az önce otelin müşteri hizmetleri aradı, sağ olsunlar. Denizin kenarında böyle 3 tane kümbet evler var. Onlardan bir tanesini bize tahsis etmişler. Ondan sonra cıma bizimkiler de sabah gitmiş plaja havlu koyuyorlar ya. Öldürecekler beni bunlar. Yanlarında Kadir Ezildi'nin olduğunu habire unutuyorlar. Annem sabah Kerem'e dedi ki git plaja havlu koy. Allah'ım sen bana sabır ver. Kız biz Burgazada'da mıyız kız, kendine gel. Sabah odada telefon çaldı. Diyorum ki bu telefon nerede çalıyor? Meğersem odanın her yerinde telefon varmış. Bir tane de banyoda var duvarda. Ben de gittim banyodakini açtım. Müşteri hizmetleri aradı. Dedim ki abla niye banyoyu aradınız? Meğersem odadaki bütün telefonlar çalıyormuş. Ben gittim banyodakini. Ne bileyim, ben önce kapı çaldı sandım. Dedim ki kız dedim ben önce kapı çaldı sandım. Gittim kapıyı açtım. Meğersem telefon çalıyor. Ama telefonu siz de töreli zil sesi gibi yani. Ben ne yapabilirim? Güneşleniyor diyor, şey, diyor ki az değil kemiklerim ısınsın. Dedim ısınsın. Dönüşte dedim banyo dolapları dökülenecek. Bütün ev camlar silinecek. Bayram temizi diyor ki şimdiden niye diyor bizi yoruyorsun düşünce gücüyle sana. Sana hayatı gerçeklerini hatırlatıyorum. Bu tatil bitecek ve eve dönüp bayram temizliğine başlayacağız. Bunu hiç eve dönmeden psikolojik olarak yorma beni. Uzağa gitme. Lan boğulacağım. Bak vallahi tatili yarıda keseri seni gebertirim. Dünya para verdim ben bu otele. Çocuk kardeş boğuluyor diyor ki yap para ver. Kör der gitmesin o da. Bak ben buradan aşağı iniyor muyum? Ucun ucun git. Canımı yolda mı buldum ben? Bütün bir sene yersizdim, tam tatilde evet, ölemem. Korkudan ha. Olmasın. Yo, ne korkacağım, Allah'ın suyu beni mi boğacak? Sen de cereyiz gel. Yo. Derdin ne? Orada kendini bitap ettin. Gemi mi battı? Allah seni bildiği gibi yazdı. Ya tatile geldik. Açık büfeden aldığına bakar mısınız? Salatayla gitmiş, brokoli, biber almış. Allah'ım sen bana zabır ver ya. Bu kadın benim annem olduğuna inanamıyorum. İki tabak sadece tatlı aldım, yedim. Izgara aldım, yedim. Sen brokoliyi aldığı tatlıya bak. Ben iyi. Ben onu sana evde de yapardım. Başına geldin sen. Ben doktora gidip midemi baskılayan ne varsa dalak ve böbreği, karaciğer hepsini aldırıp mideme daha geniş yer açmaya çalışıyorum. Benim annem brokoli yiyor. Hem de böyle bir otelde. Allah'ım sen bana sor. Vallahi sınanıyorum. İnsanın ailesi sınavıdır.
10 dakikadır banyoda havlu arıyorum. Diyorum ki Allah'ım odada niye havlu yok? Sonra bir baktım ki kuğu olduğunu unutmuşum ben bunların. Onu geç, az önce ne oldu? Dedim ki bir tane simit alayım dedim. Dışarıdan gittim markete, simit istedim. Kadın 200 milyon demesin mi? Dedim bacım sağ ol, 200 TL daha üstüne koyardım. 400 liraya bir yüzme kursuna giderim. 200 liraymış. Yüzmem daha iyi. Şimdi akşam yemeği vakti. Evet, dünden sonra ayrıca akıllandık ve bugün Mardin bölümüne geldik. Bugün Mardin sofrasındayız. Bakalım neler gelecek. Gözünü seveyim Türk mutfağının. Bak hemen içli köfteli fındık lahmacun geldi. Yaprak sarması. Canım Türkiye. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Çünkü güzelim Türk mutfağında yedik. Peki kart almadan kapıyı çekmem ve ayağımdaki otel terliklerini değiştirmeyi unutmam. Evet, yaz kombinimin altına muhteşem oldular. Halit Ziya Uşaklık İlyalısı'nda Firdevs Yarıoğlu. Karadaki keyfe bak. Dinlen dinlen. Perşembe günü büyük temizlik var. Camlar silinecek, banyo dolapları dökülecek. Hadi bakalım oyna sen. Anne, gelirken ekmek alayım mı?